Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir yazmam yok gördüğünüz gibi bir motif e, yapmayı göstereceğim. E, benim zamanda çok yaptığım bir motifti ama videosunu hiç çekmemiştim çünkü videosu çok uzun sürecek bunu biliyorum. Ama çok fazla istek geldi, çok fazla ısrar geldi. Ben de bunun üzerine e, bu örneği sizinle paylaşmak istedim. Herkesin çok sevdiği ve e, Herkesin çeyizinde olmasını istediği ahtapot motifimin, motifinin yapılışını bugün göstereceğim arkadaşlar. İç kısmında bu küçük halkalardan kullanıyoruz. Şöyle paketi de göstereyim. En küçük boy. Bunlar zaten iki boy oluyor. Bir tanesi daha büyük havlu için kullanılan bir de böyle oyalık küçük boylar var. Ben bu halkaları çok severim. Çünkü çok işimizi kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ee, i̇plerimi de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben şu anda artan iplerle göstereceğim ama elimdeki ipim altın başak 2 numara yeşil ipim 45 numara Gene altın başak nar çiçeği ipim. Bir de bu üzerinde krem yazan krem rengi ipim var. Üzerinde krem yazan ipimin bir özelliğini söyleyeyim size. İnce çıkar bazı ipler. Bu da ince çıkan iplerden bir tanesi. Ve bu örnek için üst kısmındaki ipin e, beyaz olan kısmının ince olması gerçekten önemli oluyor. Eğer sizin elinizdeki ip ince bir ip değilse biraz böyle sündürerek kullanabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. Tığımda 21 numara arkadaşlar. Başlarken onu da söyleyelim. İlmeğimi oluşturuyorum önce. sıfırdan başlıyoruz. Hemen halkanın içinden giriyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğnemi yaptığımda şuranın sımsık olduğundan emin olmam lazım. Çünkü bu daha üst kısmı yapılırken genişliyor. Burada arkadaşlar yaklaşık 3 ya da 4 tığ uzunluğunda 3 diyelim. Bir örümcek alıyorum. Örümceğimin bu taraftan ve şu diğer taraftaki iki telinden giriyorum. Buraya 14 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 biraz yakından göstereyim. 9 oldu 10 oldu 11 12 13 14 tane sık iğne yapıyoruz sık iğnemizi yaptıktan sonra şurada biraz fazla bir yer kaldı çekiyorum yukarı doğru ve üç tane sık iğne daha yapıyorum halkamdan girerek 1 2 3 tane. Yine tekrar yaklaşık 3-4 tığ battı uzunluğunda bir örümcek alıyorum. İki telden giriyorum. Ve 14 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 oldu. 14'ü tamamladım. Yine halkamdan giriyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Örümceğimi alıyorum. 3 ya da 4 tığ battı uzunluğunda diye aklınızda kalırsa. Çünkü herkesin tığ battısı da aynı uzunlukta olmuyor. 14 tane Sık iğneyi yaptığımızda şurada hafifçe e, sol tarafa doğru kaymış olması gerekiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle olursa eğer üstünü yerleştirirken çok rahat yerleştiriyoruz. Üstüne çünkü çiçekleri yapılacak daha göstereyim hatta şuradan benim önceki yaptıklarından göstermedik sanki onları. Bu şekilde bunlar da burada dursun. İkinciyi yapıyorum. Çok emekli ama eee herkes de çeyizinde olmasını istiyor yani bu örnek gerçekten tam çeyizlik bir motif. 5 oldu, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yine 3 tane sık iğne yapıyorum halkadan girip bunu bu şekilde verdiğim sayılarla yaparsanız bu çok muntazam bir e, orta kısmı olacak çiçeğinizin. Zaten ortasını yazmaya dikerken biliyorsunuz inci inci geçiriyorlar genellikle ortasından. Ee, de kullanabilirsiniz. İnci kullanmasanız bile bu şekilde zaten ortası çok güzel görünüyor. Herhangi bir şeyle saklamanıza gerek kalmayacak. Tekrar yine 10 örümceğimi yaptım. 14 tane sık iğnemi yapacağım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oldu. Tekrar halkamdan giriyorum. 3 tane daha sık iğne yapacağım. Toplamda 6 tane böyle kulakçık yapmamız gerekiyor. 4.'yü yaptım ben şimdi. Bütün her tarafını göstereceğim. Çünkü çok detaylı anlatım istiyordu. Bunu isteyen sevgili Ayşegül Hanım. Onun da isteği yerine gelmiş olsun. 2 gene 14 tane dolduracağım. Ee, şimdi ben bu videoyu yayınladıktan sonra çok büyük ihtimalle eklemesini de gösterir misiniz şeklinde yorum gelecek. Ee, eklemesini de arkadaşlar herkes farklı çimen yaparak ekliyor. Ee, hangi Tür hoşunuza gidiyorsa siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Birazcık zaten oya tecrübesi olanlar e, neyin yakışıp neyin yakışmayacağını düşünebiliyorlar, anlayabiliyorlar yani. 11, 12, 13. Şu kısmını en baştan yakmak lazım aslında. 14. 5. de yaptık. Şimdi burada arkadaşlar zaten yaptıkça yerleşti. Sıkılaştı gördüğümüz gibi. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. sonucu yapacağız şimdi. 1 2 3 Üstüne örümceğimi aldım. 2 telinden giriyorum. 14 sık iğnemi yapacağım. Nasıl kapattığımı göstereceğim arkadaşlar. Başlarken iki tane sık iğne ile başlamıştım. Şimdi 3.'yü kapatırken yapacağız. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oldu. Şimdi geldik arkadaşlar halkamın içinden. Başlarken iki tane yapmıştım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde sık iğne ile üstüne sıkıca bir zincirimi çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle göstereyim. 6 tane dalı olan Altapot bu şekilde ortası oluştu. Şimdi üst kısmını kullanacağım. Üst kısmını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Beyaz çiçekler için ince bir ip ben öneriyorum. Eğer ipiniz ince değilse e, sündürerek ipinizi birazcık ince hale getirmeye çalışın. Çünkü çok e, dolu olursa e, güzel bir görüntüsü olmuyor üst kısmının. Hemen devam etmek istiyorum ben. Beyaz ipim daha doğrusu krem yazıyor üzerinde de beyaz deyip gidiyoruz. Bakalım krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim şuradan ilk yaptığım sık iğneden giriyorum. Sadece ilkinde biraz girmek zor oluyor. Sonrakilerde sorun yok zaten. Giriyorum. Tutturdum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum üzerine. Bir kere doladım. Sık iğne yaptığım yere aynı yere tekrar giriyorum. Çift kat çift kat çektim. Bir kez doluyorum. Yanındakine giriyorum. Yine çift kat çift kat çektim. Yine bir kez doluyorum. Yanındakine giriyorum. 3 tane oldu. Üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. En son trabzanımın girdiği yerden tekrar giriyorum. Bunu böyle yapmamın da sebebi arkadaşlar ayrı ayrı durmasın birbirinden. Daha birbirine yakın dursun diye. Üstüne tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonrakine girdim. Tekrar bir kere doluyorum. Bir sonraki sık iğneden dolduruyorum bu şekilde. Yine bir kere daha zaten 3 tane trabzan yapılıyor. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sefer en son yaptığım trabzanımla aynı yerden tutturuyorum. Bu şekilde üst kısmı oldu. 2 tane şöyle göstereyim. Üstüne arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki tepeye geldim. İlk sık iğneden İpimi tutturuyorum böyle şunları çekeyim arkadan daha güzel görürsün ipimi tutturuyorum sonra üstüne 1 2 3 zincir çektim bir kez doluyorum önce ipimi tutturduğum yerden bir giriyorum tekrar bir doladım yanından bir doladım tekrar yanından 3'e tamamladım böylece. Tabi sık iğnenin üstüne girmek biraz zor. Bir de benim elimdeki tığım 21 numara. 22 numarayla siz daha kolay yapabilirsiniz. 3 tane zincirimi çektim. En son trabzanımı tutturduğum yerden böyle tutturuyorum. Üzerine tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 1 Hep yanındakine girerek ikinci trabzanımı yapıyorum. Tekrar yapacağım. İpimin katı açıldı. Tekrar bir kere doladım. 3'e tamamladım. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim. Geliyorum en son trabzanımı tutturduğum yere zincirimi tutturuyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 3 4 5 tane zincirimi çektim. Gene geliyorum diğerinin üstüne. Bunu arkadaşlar ben hızlı bir şekilde yapmak istiyorum Zaten zor değil. Ama sık iğnenin üzerine girilerek yapıldığı için biraz beni oyalıyor ve video çok uzayacak böyle olursa hemen tamamlayıp devam edeceğim. Ben çiçeklerin yapraklarını tamamladım. En son kapatma aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yine 5 tane çiçeğimi bitirdikten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonra en başta çiçeğimi başlarken şurada İlk sık iğnenin üzerine girerek başlamıştık. Yine aynı yerden. Biraz zor oluyor girmesi çünkü oraya çok fazla şey tutturduğumuz için. Aynı yerden giriyorum. Benim tığımda dediğim gibi 21 numara daha da zor oluyor benim için. Gene sık iğne yapıyorum ve zincirimi buraya tutturuyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Böyle dibinden kesiyorum. Böylelikle iç kısmını oluşturduk çiçeğimizin. Şimdi yapraklarını yapalım yapraklarımızı yaparken arkadaşlar en muntazam şekilde önce ilmeğimi oluşturuyorum. En muntazam şekilde olması için şöyle başlamak gerekiyor. zincirin altından giriyorum bu şekilde önce sol tarafa yakın olacak şekilde. Sonra üzerine 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Geliyorum diğer tarafa. Tekrar giriyorum. Yaprağımı yapmaya buradan başlayacağım şu arkadaki kısım diğer yaprak bittiğinde her tarafta aynı olmuş olacak Böylelikle Bir tane zincir çektim bir kere doluyorum Çift kaç çift kaç çekiyorum tekrar Tekrar aynı şekilde 3-4 tane trabzan yapacağım Bir kere doluyorum pardon iki kere doluyorum Çift Çift Çift, çift çekiyorum bu birazcık uzun oluyor diğerinden Üstüne 5 tane zincirimi çektim bu en son yaptığım trabzanın önünden giriyorum buraya 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar 1 2 3 şunu yatırayım şöyle 4 5 6 7. .yi yine buradaki kullandığım zincirin altından girerek yapıyorum yaprak oldu Yine 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer zincirimin altından geçiyorum. Tutturuyorum. Yine bir zincirle başlıyorum. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Çift kat, çift kat çektim ve 4 tane böyle trabzan yapıyorum önce. ikinci yaptık. 3. Üç. 3. yapıyorum şimdi trabzanda. Dördüncüyü yapıyorum. En son iki kez doluyorum ve beşinciyi bu şekilde yapıyorum. Onu da çok fazla uzun uzatmıyorum. Birazcık uzun olsa yeterli arkadaşlar. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Ve en son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Burada altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Zincirimin altından girdim bu şekilde yaprağımı yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçtim. 7 zincir çekerek yaptığımızda herhangi bir şekilde kesinlikle toparlanma, büzülme yapmaz. Tam kararında oluyor arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. En muntazam şekli getirmeden zaten bir örneği sizinle paylaşmıyorum. Ve verdiğim sayılara göre yaparsanız da sizin de çok güzel olmasını bekliyorum yaptığınız örneğin. Yaparsanız eğer bana Instagram'da DM'den ulaştırın Oya Hanım sayfamdan. İnşallah paylaşırım kendi sayfamda. Bu şekilde 6 tane. Sık iğne yapıyorum önünden. En son yaptığım trabzanın önünden girerek. Ve 7. sık iğneyi de şuradaki zincirin altından girerek yapıyorum. Yine 7 zincir. Kalan 3 yaprağı ben hızlı bir şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Son yaprağımı tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi yaprağımı yaptım. 5 tane sık iğne yaptım. 6.yı tekrar yapıyorum. Trabzanın önünden girerek 7.yı de hemen buradan yapıyorum. Aynı zincirin altından. Daha devam etmiyorum. Arka tarafa falan sık iğneyle tutturmuyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Şimdi motifimizi nasıl düzeltiyoruz onu da göstereceğim. Ütülerken özellikle böyle küçük motifler e, hemen toparlanıp şeklini kaybediyor. İplerimi yakayım. Şimdi motif örümcek olduğu için bazı şu an benimkinde pek fazla bir e, benimkinde pek fazla bir sıkıntı görünmüyor şu anda ama e, eğer örümceklerin şurada kalan tellerinde fazlalık olmuşsa bu şekilde çekerek düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Şu sık iğneli tarafını yukarıya doğru çekin. Şimdi mesela benimkinde şurada biraz bolluk var gibi. Bunu yan tarafa doğru çektiğimde orası düzeliyor. Gördünüz mü? Bilemiyorum fark ettiniz mi? Bu şekilde düzelttikten sonra yapraklarını ve çiçeklerini e, ipek ayarında ütünün e, üzerine mutlaka e, motifin tülbent bezi, ütü bezi serdikten sonra <laughs> Ee, ipek ayarında ve buharsız olarak, sadece bastırarak sürerek değil ütüleyin arkadaşlar. Benim tavsiyem bu yönde. Ee, yaptığım diğer motiflerimi de göstereyim. Diğer renklerle birlikte de çok güzel görünüyor bence. Ee, sevgili Ayşegül Hanım'ın çok yoğun ısrarı üzerine. Herkes daha önce anlatmıştı ama ille de sen anlatmaz senin anlattığını anlıyorum şeklinde çok fazla bir mesaj yağmuruna tuttu beni İnşallah onun için bunu anlatmış olalım yazmanın kenarına nasıl dikildiği konusunda da ilerleyen günlerde fırsatım olursa eğer sizinle paylaşırım ama dikerken orta kısmında inci kullanarak dikiyorsunuz o konuda da şimdiden bir ipucu verebilirim size çok güzel oldu bence. Verdiğim sayılara göre yaparsanız sizinkiler de bu kadar güzel olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Ee, dediğim gibi bence e, bu örnekte en çok dikkat edilmesi gereken konu ütüleme konusu. Ütülerken mahvoluyorlar çünkü düzgün ütülenmediğinde. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Ee, yaparsınız güzel günlerde, güzel çeyizlerde özellikle inşallah kullanırsınız. Şimdiden herkese kolay gelsin.